Şimdi bu dollar recall denen olay konuşuluyor bakın iddia düzeyinde Amerika'da Wall Street'te kulislerde. Yani herkesin de haberi olan bir şey değil yani üst düzey fon yöneticileri. Bu iddiayı ben duydum ve araştırdım. Acaba bunun gerçekliği olabilir mi ve inanılmaz bilgiler, inanılmaz bir resim tablo çıkıyor ve bunu doğrulayan çok yakın bir zamanda önümüzdeki günler, haftalar belki aylar ama çok yakın bir zamanda. Her an olabilir. Bir gece ansızın bir şok şeklinde. Dolarların tabi dolarlar derken bunun içerisine Amerikan devlet tahvilleri de dahil. O günün altını bugünün Amerika'nın borç senetleri olacak. Borcunu ödemeyip bütün dünyaya bir büyük kaza hazırlanıyor. Bakın şimdi hadi başlayalım konumuza. Amerika'nın 33.7 trilyon bugün itibariyle federal hükümet borcu var. Amerika'nın ekonomisi kaç paralık bir ekonomi? 25 trilyon dolarlık bir ekonomi. Üretim gücü bakımından. GDP'si. Üretim gücü bu. Ama borcu üretiminin bir buçuk katına yakın. Yani ödenmesi mümkün değil. Hani bu tamam. Bu bilgiyi bir tarafa koyuyoruz. Ve bu şeyin içerisinde öyle vahşi bir faiz ödemesi var ki bu sene 800 milyar dolarlık bir faiz ödemesi var bu borcun üzerinde. Çünkü faizler yüksek Amerikan faizleri. FED 5.5'da tutuyor. Sıkı para politikası. Geçen sene, bakın konuya getireceğim. Bu rakamlar önemli. Geçen sene Amerika'nın ödediği faiz 500 milyar dolardı. Bir önceki sene ödediği 350 milyar dolardı. Neredeyse her sene iki katına artı arta çıkıyor. Ve Amerika'nın 2024 yılı içerisinde, buraya dikkat lütfen, vadesi dolan borç senetlerinin yani tahvillerinin, ki tahviller borcu var diyoruz ya hükümetin, Hükümet nasıl borç alıyor? Abi para ver bana demiyor. Bunun karşılığında faizli bir borç senin tahvil veriyor. Tahville borçlanıyor. Şimdi bunların 6 aylığı var, 3 aylığı, 1 seneliği, 10 yıllık, 20-30 yıllık düşük vadeleri var değişik. 2024 yılı içerisinde vadesi dolan Amerikan tahvillerinin miktarı ne kadar biliyor musunuz? 4.9 trilyon dolar. Peki bu parayı neyle verecek? vergi toplayacak değil mi Amerikan halkından? Vergi toplayıp ödeyecek. Şimdi sıkı durun. Amerika'nın vergi gelirlerine baktım, rakamları inceledim. 2022 yılında topladığı vergi 4.9 trilyon. Her sene 3 aşağı 5 yukarı oynuyor. 4.9 olmaz da 4.7 olur. 4.8 olur, 5 olur. Aşağı yukarı. 2023'te de yine aşağı yukarı bu rakamlar olacak. Bunlar değişmiyor. Halktan tutup da bütün her şeyini almak nasıl alacaksın yani? Amerika'nın 2024 yılında ödeyeceği vadesi dolan tahvillerin miktarıyla aynı arkadaşlar. E, öyleyse bu parayı nasıl ödeyecek? Diyelim ki topladı vergiyle ödedi. Geriye savunma harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları, sağlık, eğitim, bütün kamusal harcamalar ki trilyonlarca dolar ediyor. Amerikan hükümeti şu anda istediği bütçe 3 trilyon dolar civarında. Yani tek sadece bu şeylerle ilgili, sosyal e, harcamalarla ilgili ve bir, bir borç krizi yaşanıyor Amerika'da. Büyük bir borç krizi sürekli ertelene ertelene kongrede sürdürülüyor. Şimdi öyleyse bakın ne olmuştu hemen hatırlayalım. 1971'de ellerinde altın kalmadı. 8000 ton diyorlar ve Allah bilir o da yoktur. Ta o tarihten beri 1971'den beri Fort Knox askeri üstündeki kasalarda saklandığı söylenen altınları o, o günden beri hiç kimse görmedi. Acaba gerçekte var mı? Bittiği için mi acaba? Yani daha fazla ödeyemeyeceğiz. Yani o işin tabii spekülatif boyutu. Hani onu bir tarafa bırakalım. Peki bugün aynı durumda. Şu andaki bütün gelirlerini verdiği zaman hiç sıfıra sıfır tam takır kuru bakır hale düşüyor. Burada iki seçenek çıkıyor karşısına işte. Ya dollar recall denilen olayı yapacak o iddia edilen. O da şu bunun hukuki altyapısı da hazır bu arada. O da 2022 yılında 9 Mart tarihinde Biden bir şeyin altına imza attı. Dijital dolar yasası. Amerikan dolarının dijital merkez bankası parası olarak basılmasının kanununu imzaladı başkanlık emrini ve bu kanun geçti ve şu an söylenen iddia şu. Amerika bütün dolarları geri çağırarak tahvilleri de bunun karşılığını dijital dolar olarak kaydedecek. Nakiti yasaklayacak. Bir şok işte Biden şok denilen olay bu. Şimdi ben doların 70 sonrası ve öncesine dair size bir örnek vereceğim şimdi bakın. Bu Fed'in kendi verisi üzerinden hesapladım. FED'in verisine göre 70 tarihinden beri daha eskiye de gidebilirdim. 1913'lere. %97'nin üzerinde değer kaybı var da gitmiyorum. Daha o tarihe bakın. Değer kaybı kaç biliyor musunuz? %89 yani 90. %90'lık değer kaybı düz hesap. Bu şu demek. Bugün 100 dolarınız varsa o gün o 1000 dolar değerindeydi ya da o günün 10 doları bugünün 100 dolarına denk. Böyle bir değer kaybı. Ama dedim ya Fed'in verisine göre hesapladım. Bence bundan daha da büyük değer kaybı. Yine Fed'in değiştiremediği bir veriyi aktaracağım. O da median house price. Yazın Google'a. Yana da Fred yazın. Çıkar. Tarihsel grafiği de çıkar. 1970 yılında Amerika'da 23 bin dolara bahçeli güzel bir Amerikan evi alabiliyordunuz. 23 bin dolar. Aynı ev bugün 431 bin dolar aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani aynı parayla bugün bu paraya gidip o güne gitseniz 19 tane ev alabiliyorsunuz. İşte aradaki fark fakirleşme Amerika'nın dünyaya ve halkına da dahil attığı kazık. İşte böyle karşımızdayken dünya devletleri dolardan kaçıyor. İnanılmaz bir hızlı artışla değer kaybı yaşıyor ve bir rakam vereceğim çok ilginç. Çin 2020'den beri Amerikan tahvillerini eline satıyor, satıyor, sürekli satıyor. 3 trilyondan 700 milyar dolara kadar indirdi. Çünkü Çin biliyor işte. Devletler Amerika'nın nasıl bir kazık atacağını, geçmişte olduğu gibi bir Biden şok yaklaştığını dünya biliyor ve Amerikan borçlanma senetlerinden kaçıyor. Ellerinden çıkarıyorlar ve bunu dijitale dönüştürüp dijital kayıtlarla yaptığında öyle bir şey yapacak ki şimdi ikinci alternatif ne olabilir? İkinci senaryo bu dolar çağırma operasyonu haricinde yapabileceği başka tek bir olasılık var. O da bütün vergi gelirleri oraya gitti o zaman para basacak. İyi bastığı zaman ne olacak? Bizim %9 olarak gördüğümüz Mart Amerikan 2022'de enflasyonu iki katı 3 katını göreceğiz. İki hanelerde bir Amerikan dolarını söyleyin bana. Dünyada hangi ülke rezerv olarak tutmak isteyecek? Hiç kimse herkes yine satacak. Aynı kapıya çıkıyor. Ne olursa olsun sonuç aynı yere varıyor ve Amerika'nın bu büyük kazığı atmaya hazırlandığına dair bu iddiayı araştırdığım zaman altını dolduran bu şeyler çıkıyor, bu rakamlar destekleyen ve bunun da yasasının şimdiden hazırlanmış olması. O yüzden Amerika'nın yapacağı bir şey var söyleyeyim ben size. Savaş açacak, savaş saldıracak bütün dünyaya ve Dünya savaşları böyle olur işte. Kazık attığı zaman milletler birbirine asker devreye sokar. A diyor ki param yok ödeyemeyeceğim. O da diyor nasıl olacak? Ve bütün dünya devletlerine baktığın zaman bugün bu durumda. Aynı durumda. İngiltere'de bu durumda. Amerika'nın koşulları işte. O 70 koşulları nasılsa bugün o öyle. Çin'de bu durumda. İsviçre'de bu durumda. Japonya'da bu durumda. Bütün gelişmiş ekonomilerde aynı durum var. O yüzden işte bu Orta Doğu'daki karışıklıklar yaşanıyor ve burada bitmeyecek olay Pasifik'e kadar uzanacak. Rusya-Ukrayna gerilimi daha çok tırmandırılmak istenecek. Yani söyleyeceğim çok yakın bir zamanda bir şokla birlikte artık iflas bayrağı açılmak yerine diyecek ki kabadayılıkla bu bir savaşa dönüşecek. Ama bunun hiç kaçınılmaz sonucu büyük buhran. En büyük buhran. Çünkü büyük buhran deyince 1929 aklımıza geliyor. Bu ondan daha büyük. Hatta Great Depression diye bilir mi bir literatürde? Bunun adı da muhtemelen şöyle olacak. Greatest Depression. En büyük buhran olacak ve 2024 bununla geçecek. Belki 2025'te ve onunla birlikte ne olacak biliyor musunuz? O savaşların kaosun dinmesiyle birlikte yeni bir dünya düzeninin her anlamda kurulması. Büyük reset dediğimiz işte o. Hem altyapılar anlamında hem sistemler anlamında. Böyle bir senaryo Önümüzdeki günlerde bizi bekliyor ve bu teoriyi bir iddiayı teorileştirerek konspiratif halde ama bakın yakın zamanda zaman en iyi hakemdir. Her şey ortaya çıkar.